Kıymetli izleyiciler, bir sahur vakti programına da İstanbul TV'ye hoş geldiniz. Her zamanki gibi yanımızda kıymetli hocamız ilahiyatçı yazar Hıdır Yeşilyurt var. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hayırlı sabahlar. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağsınız hocam, ben iyiyim elhamdülillah. Sizler iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, biz de iyiyiz hocam. Memleketimiz, milletimiz iyi olursa biz iyiyiz inşallah. İslam alemi iyi olursa biz iyi oluruz inşallah. İnşallah o günleri bu günlerin hürmetine o iyi günlere ulaşırız hocam. İnşallah. Hocam e, İstanbul medyanın seyircilerden gelen soruları derlemişler. Bugün özellikle zekata ayırmışlar. Zekata iki programda değinmiştik ama daha da tavsilatlı bir mesele olduğu için baya bir soru gelmiş. Zekat hakkındaki konuları size aktarmadan önce bir hatırlatma yapmak isterim. İstanbul TV'ye üye olup e, bildirimleri de açarsanız arkadaşlarımız güzel içerik hazırladılar Ramazan boyunca sizlere. Onlardan da istifade etmiş olursunuz. Sorulara da geçelim hocam. Demiş ki bir öğrenci burs olarak aldığı para nisap miktarını geçerse veya ulaşırsa zekat verir mi? Bu nasıl bir burs aldığına bağlı tabi. Elhamdülillahi ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Resulillah. Şimdi ilk önce zekat bizim dinimizde en büyük ve en önemli farzlardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ve akimus salata ve atuz zekate diye geçiyor. Namazı kılınız ve zekatı veriniz diye. Şimdi bu Soruya gelince tabi kişi ilmi öğrenmenin faziletini, önemiyetini bildikten sonra soruyu sorar. Soru sorarken birazcık gerçekçi olalım. Kendimizi hayal soruya alıştırmayalım. Şimdi burs alacak ve bu burs nisaptan fazla olacak. Bu bursu nereden alıyor? Bize de söylesin ki bizim öğrenciye söyleyelim. Nisab miktarından fazla burs. Ha şimdi kurala göre öğrenci olsa bile nisab miktarından fazla parası varsa tabii ki verecek. Burs olsun burs olmasın. Yani burada öğrencidir diye zekat vermeyecek mi? Bu öğrencinin babası vefat ederse milyonlarca dolar miras bırakırsa bu çocuğa yok ben öğrenciyim zekat vermeyeceğim mi diyecek. Yok. Kim olursa olsun bu şartlar içerisinde masrafları, borcunu, şunu, bunu çıkarttıktan sonra nisab miktarından fazla parası kaldıysa tabii ki verecektir. Öyle şartlardan birisi de üzerinden bir yıl geçmesi gerekir değil mi bu malı? Evet, evet. Yani o an ulaşsa bile yani o şartlar an... içerisinde mesela nafakasından bakılan bakmakla yükümlü olduğu kişinin nafakasından, borcundan, şundan bundan fazla ve üzerinden bir yıl mülkiyetinde kalırsa zaten öğrencidir bu gariban kardeşimiz bu öğrenci cebinden nisab miktarından fazla para mı kalır? Normalde burs alıyorsa yani şartlar oluştuysa evet yıl sonunda zekatını verecek. E, ticaret veya yatırım amaçlı alınan taşınmazlar için hocam zekat var mıdır? Şimdi şahsi kullanmak içinse yok. Yani ben bir apartman satın aldım. Biri benim, biri oğlumun, biri kızımın, biri misafirhane bıraktım vesaire. Bunun zekatı yok. Bu şahsi kullanım içindir. Ama yatırım için, yatırım ne demek? Ticaret demektir. Ben bu sene alıyorum, birkaç sene sonra satmak için. Bu ticarettir. Araba olsun, ee, ev olsun, dükkan olsun, arsa olsun, tarla olsun, ne olsa olsun bunları alıp satma niyetiyle olursa ticaret hükmüne girer Evet zekatı olur. Ama şahsi için kullanacak ise yok. Kendince 10 tane araba alsa bile ben her gün bir araba bineceğim. Her hafta bir arabayı kullanacağım. Bunun zekatı yok. 20 tane taksi almış son model. Olsa bile zekatı yok. Şahsi kullanım için. Veya kendine, eşine, çocuklarına, her birine çift çift araba aldıysa özel uçak aldı kendisine, eşine özel uçak, çocuğuna özel uçak 10 tane özel uçak almış şahsı zekatı yok buna şahsı. Ama alıp satacaksa yatırım dediğiniz gibi yatırım ise demek ki alıp satmak için bunun zekatı var. Ticaret hakmine giriyor. Hocam mesela o daireyi aldı veya başka bir taşınmaz onu bir yılda geçti üzerinden zekatını ne hangi değer üzerinden çıkartır? O yatırım amaçlı ona. Hı hı. Evet. Yatırma. Şu anda ben satacak olursam kaça gider? Yani o, o anki piyasa değeri. Kaça aldıysa değil. Şimdi ben 5 sene önce daire aldım diyelim. o zamandaki değeri 1 milyon TL. Şu anda değeri 5 milyon TL. 1 milyon TL mi hesaplayacağım? Yok. Şu andaki değeri. Allah razı olsun hocam. Ticaret malının zekatı nasıl hesaplanır ve kendi cinsinden ödenir <laughs> mi diye sormuşuz. Şimdi diyelim ki klima, klima satıyor. Ticarete başlamış, seneye, sene dolunca bugün diyelim, sene bugün dolar. Hesaplar kendi mağazasında satılmak üzere kaç tane klima var? Tabi demirbaş sabit olan refler, masa bilgisayar vesaire orada mağazada kullanılan klimalar sayılmıyor. Satılan malları hesaplıyor. Nisab Hesap miktarından fazla ise kim fazla oluyor normalde zekatını hesaplar. Şimdi Şafi mezhebine göre ister klima salsın, ister halı satsın, ister Boğday satsın, ister perde satsın, ne olursa olsun zekatını ya altın ya gümüş verecek. Başka bir şey veremez. İmam Abu Hanife'ye göre verebilir. Sattığı malın cisinden olabilir. Yani kıyma çıkartabilir. Ve bazen bazı durumlarda İmam Abu Hanife der ki fakirlere hangisi daha faydalıdır? Kıymamı daha faydalı yoksa kıymetini vermek mi daha faydalı? Ee, onun değerinde halı verebilir mesela. Klima, zekatına kadar? Diyelim ki 10 klima. 10 klimanın toplam fiyatına kadar? 150, diyelim ki 250 bin. 300, evet. Bunun zekatı yüzde iki buçuk. Aşağı yukarı e, 6250. 6.250'in değerinde halı verebilir, perde verebilir, yemek verebilir. Paranın kendisini verebilir. Bunu verebilir. Hanefi mezhebine göre. Ama şafilerde yok. Kendi cinsinden değil, altın veya gümüşten. Hocam bu evle ilgili şöyle sorular geliyor. Mesela bir kişinin kendi evi var. Bir evi de var, onu kiraya vermiş. O evi aslında satmak için almamış ama kiraya vermiş. O evden elde ettiği gelirin zekatını mı verir? Yoksa o evinde zekatını vermesi Gelinin, gerekir mi? Gelir. Yani o kira nisaba ulaşırsa evet. onunkini verir. yani burada zaten e, bu kira bir de onda para var ise normalde bir kira aylık bir kira nisabı geçmez normal şartlarda e, başka yerden elde etmiş olduğu parayla birleştirir hanefi mezhebine göre nisab miktarı dolduysa zekatını verecek yani o bu evimin zekatı demeyecek paranın zekatı. Hocam bu kuyumcular, altın ticareti yapan kimseler zekatını nasıl verir diye bir soru gelmiş. Burada iki taraftan hesaplanabilir. Yani hem altındır hem de ticaret. Bunların geniş bir açıklaması var. Yani detayı var, teferruatları var bu konuda. Ama e, e, altın zekatı da çıkartabilir. Yani hesaplar kaç tane, kaç gram var. Benim dükkanımda kaç tane, iki, üç kilo, 5 kilo vesaire. Bunun yüzde iki buçuk zekatını çıkartacak. Tabii ki şartlar oluştuysa. Kendi mülkiyetinde bir yıl geçmesi gereken nisab miktarı vesaire. Şartlar oluştuysa yüzde iki buçuk. Zaten ha ticaret malına hesaplanmış, ha altın hesaplanmış. iki tarafta da yüzde iki buçuk zekat çıkartacak. Aynı hesap yani. Allah razı olsun hocam. Hayvanların zekatı para olarak da verilebilir Bu, mi? Bu e, altın konusunda bir şey eklemek istiyorum. Bazen bizim tanıdığımız birçok kuyumcu böyle. onun bir tanıdığı bir akrabası. Ben sen. Ben de bir yarım kilo, ben de 200 gram, 300 gram, 100 gram. Ya evde kalsa kalırsa hırsızlar çok. Al bu sende kalsın, sak olan Şimdi burada soruyorlar. Bana bir yarım kilo altın vermiş. Bunun zekatını ben mi vereceğim, o mu verecek? Ha şimdi borç olarak verdiyse altın sahibinin zekatını çıkartacak. Borç alan, bu altınları borç olarak alan kimse hala ondaysa o altın zekatını verecek. Emanat verdiyse Zaten kullanamaz. Ve maalesef çoğu böyle. Milletten topluyor, emanet olarak dükkanda satıyor. Onları çalıştırıyor. Olmaz ki bu. Emanetse dokunmayacak, kullanmayacak. ve kullandıysa diyelim, bu kazanç sana ait değil. Altın sahibine vereceğim. E o zaman e, kuyumcu benden, sizden, şundan, buradan toplamışsa bu altınları çalıştırdıysa Kazancı bize verecek kendine değil. O zaman önemli bir konu buraya önemli. Şimdi borç olarak var. almıyorlar. Niye borç olarak almıyorlar ki zekatını vermeyelim. Emanet zekatı ver... ama sen kullanamazsın. İmam Müslim'in ettiğine göre Peygamber Efendimiz anlatıyor ya üç kişi bir gün dağdayken çoban bunlar. Yağmur yağdı. Burada bir mağara sandılar. Yağmurdan Şimşekten, gök gürültüsünden, rüzgardan, şundan buradan büyük bir kaya yuvalanıp mağaranın önüne geliyor, kapısı kapatıyor. Bunlar dediler ki yapmış olduğumuz bir hayli bir amel ile tevessül edelim Allahu Teala'ya, dua edelim Allahu Teala'ya. Onlardan biri diyor ya, benim yanımda elemanlar var. Biri bitirmeden, günü tamamlamadan gitti. Ücretini almadan. Sezon bitti, ben de o adamın ücretini aldım çalıştırdım. Sonra adam geldi. Ben geçerlerde geldim. Kaç sene önce, Allah'u alem. Geldim, çalıştım. Ama ücretimi almadan gittim. Bana ücretimi verir misin? Dedi ki, bu iki dağ arasındaki koyunları var ya, bunlar senindir. Maşallah. Dedi ki, yavrum daha geçme. Ben birkaç gün çalıştım. Dedi ki sen gittikten sonra ücretini almadın ya. Ben de çalıştırdım o kadar kazandık diyor. O para emanet kalmış oldu onda. Evet o da kalmış. O da çalıştırmış adama. Ee, ben de Allah için yaptım diyor. Şimdi burada bu kuyumcular da emanet almış olduğu mal kullanamaz. Kullansa onun kazancı altın sahabına gidecek. O zaman borç alsın. Borç. Borç alırsa bu altını. Ha bazı kişiler ki altın borç olur mu? Evet para karşılığında olursa olur. Hocam peki o kuyumcular emaneten sakladıkları altını kullanmadılar diyelim ama onun karşılığında karşıdaki kişiden muhafaza ettiğine dair ücret alabilir mi? Alabilir. Tabii ücret bu. Şu anda mesela bankalarda kasalar var. Evet. Nasıl ki kasa kiralıyorsan o da kuyumcuya benzer bir şey. Verebilir. Evet. Ee, hayvanları sormuştuk hocam. Hayvanların zekatı büyük baş ve küçük baş hani nasıl nisaba ulaşır ve para olarak verilebilir mi? Şimdi ilk önce hangi hayvanlarda zekat olur? Evet. Dediniz ya küçük ve büyük baş hayvanlar. Büyük baş hayvanlar deve, inek, dana çeşitleri, deve çeşitleri. Koyun çeşitleri. Şafi mezhebine göre sadece bunlarda. Hanefi mezhebine göre atlarda da var. At. Şimdi birkaç çeşit deve var. Birkaç çeşit dana var. Birkaç çeşit koyun var. Hepsi dahildir. Şimdi birincisi develerin nisab miktarı beş tanedir. Beşten az olursa yani dört tane deven var. Yirmi yıldır dörttür. Zekat yok. Beş olursa. Beş olursa artık nisaba ulaşmıştır. Diğer şartlara bakalım. Diğer şart nedir? Üzerinden bir yıl geçmiş olacak. Sonra çalıştırılan bir hayvan olmayacak. Çalıştırılan. Bazı yerlerde deveyi su taşıtırmada çalıştırıyorlar de çalıştırıyorlar vesaire. Çalıştıran hayvanın şey yok, zekatı yok. İster dana olsun, deve olsun. Bir de bedava otlatılması gerekir. Kendisi bedava bir otluğa götürecek. Parayla değil. Ya da ahırında yem vermesi de ha, değil. Yem verirse, yıl sonu, yem, yıl, çoğu, yıl çoğu yem verirse veyahut bu hayvan kendiliğinden ahırdan çıkıp tarlaya gidip geliyorsa zekatı yok. Veyahut yem yok, kendine ait bir tarla yok, tirayla bir tarla tutuyorsa yine zekatı yok. Çalıştırıyorsa bazı koyulları şeyler yerleri sürmede kullanıyorlar, zekatı yok. Yani çalıştırılan bir hayvan olmayacaktır. Develerde beş tane dana işlerinde 30 tane. koyun çiftlerinde 40 tane. Olursa demek ki nisab miktarına ulaştı. Üzerinden bir yıl geçerse artık zekati olur. Şimdi 40 koyunu var. 11. ayda biri öldü. Veya kendisi kesmiş. Ailece yemişler. Yani 40 koyun üzerinden bir yıl geçmiş değildir. O zaman zekatı yok. Bekleyecek. Ne zaman kırk olursa o zaman bir yıl bekleyecek. Aynı şekilde 30 dana. On birinci ayda bir tanesi ayağa kaydı, düştü, öldü. Araba çarptı, öldü. Veya kendisi kesti. Ee, bu otuz dana üzerinden bir yıl geçti mi? Geçmedi. Geçmedi. O zaman zekatı yok. Tekrar otuz dana kadar. Şimdi bunların bir ilk nisan miktarı var. iki nisan miktarı var vesaire. Deve dedik ya beş tane. İkinci nisan miktarı on. Yani altı, yedi, sekiz, dokuz. Bunlar hepsi beşe bağlıdır. Halen bir nisan miktarı. On olursa iki nisan miktarı. Ondan on beşe. On beşten sonra yirmi. Yirmi, yirmi beş. Yirmi beş, otuz altı. Otuz değil şimdi, otuz altı. Kırk altı. Değişiyor rakamlar. Bunlar niye bile belirtiliyorlar? Ki ne kadar çıkartacak onun yerine belirtilmiştir bizim dinimizde. Dana ilk nisab miktarı 30. ikinci nisab miktarı 40. Ondan sonra 30'a veya 40'a göre hesaplanır. Yani 70-110 diye mi gider hocam? 70, bir 30, bir 40 nisab oluyor. 100 Şimdi burada hesaplarken fire vermeyecek şekilde imkan varsa veya en az fire vermek olur en az. Mesela 100 tane dana olursa nasıl hesaplanır? 30 30 40. Evet tam oluyor o zaman. 40 40 desen orada 20 oluyor. Yani 2 tane. E, o zaman orada 3 tane olsa daha uygundur. E, mesela 120. O zaman 3 tane 40 ya da 4 tane 30. Ya da diyorsun ki ya da. Hangisi verilir? Bu da maslahaten mı Tabii. Hangisi daha önemli? Dört tane otuzluk mu, üç tane kırklık mı? Yani üç, üç kırka göre hesaplamak mı, e, dört otuza göre hesaplamak mı? Neye bağlı şimdi? Şimdi otuz olursa ne verecek? Bir yıllık bozağı. Bir yıllık. 40 olursa iki yıllık inek, burada bir yıllık burada iki yıllık. Şimdi 120 tane, dört tane boza mı, üç tane inek mi? Üç tane inektir herhalde. Tane Hayvancılar tane. daha iyi bilir ama. Herhalde. Niye? Hı. Çünkü üç tane inek her biri iki yıllık toplam kaç olur? Altı, altı yıllık. Yıl. Orada dört tane birer yıllık 4 yıllık e, altı yıllığın eti daha fazla olur. Sütü fakirlerin, hüsa, fakirlerin maslahatına göre hesaplanır. Şimdi develerde beş deveye karşı bir şet. Şet ne demek? Bir koyun. Bir yıllık koç veya iki yıllık keçi. Adı şet Arapça dilinde. Bir yıllık koç veya iki yıllık keçi. Beş deve olursa bir tane şet. 12, 15, 3, 24, 25, 5 değil, bir deve. Artık şimdi 25 olunca artık deve verecek. Ha hangi deve? Bir yıllık deve var, iki yıllık deve var, üç yıllık deve var, dört yıllık deve var vesaire ona göre hesaplanır. 36, 46, yani 36'daki deve, üç yıllık, bela olacak. 40 adacı 4 yıllık vesaire. Hakka ceza'a bintü labun ibnu labun e, ibnu labun e, yıllık erkek deve. Bintü labun yıllık, e, yıllık dişi deve. Hakka 3 yıllık dişi deve. Ceza'a 4 yıllık dişi deve. Burada belirtiliyorlar. Dişi mi e, erkek neden? Çünkü dişi süt veriyor. Fark ediyor burada. Bazen bir tane e, dişi deve yok. iki tane erkek verebilirsin mesela bazı durumlarda. Bir dişi deve yerine iki yıllık iki tane erkek deve verebilirsin bazen. Yani bunu hepsi tek tek az önce söylediğimiz gibi bunların sahibi muhakkak ki araştırması gerekir. Koyunlara gelince koyunlar e, ilk nisan miktarı 40. 40 olursa bir şart. Şart neydi? Bir koç ya da bir, bir yıllık koç ya da iki, iki yıllık geç. geç. İkinci nisan miktarı ne kadar? 121. Sonra üçüncü nisan miktarı 201. Bu şekilde devam ediyor. Ee, 40 da olursa bir şart. 121 da olursa iki. 201 de üç. Burada zaten değişiklik yok. Yani şartten daha büyük verecek diye durumu yok. Hepsi bundan geçiyor koyun şeklinde ama sayı fark diyor. Hepsi üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Çalıştıran bir hayvan olmaması gerekir. Bedava otlattırması gerekir. Bu şekilde zekat farz olur. Yani hayvancılık yapan kişilerin bunu belki de daha tafsilatlı bir şekilde alması gerekir bu konuları ki hataya düşmesin. şu anda bizim üzerimize farz-ı kifayedir. Çünkü hiçbirimiz şu anda hayvanlarla uğraşmıyor. Ne ben ne siz. Ama hayvanlarla uğraşan kimse, üzerine farz-ı aynıdır Yani öğrenmesi gerekiyor bu hükümleri. Ama niye farz-ı aynıdır üzerine? Çünkü o ilgileniyor, uğraşıyor. Biz uğraşmıyoruz. Bize farz-ı kifayedir. Niye farz-ı kifayedir? Muhakkak ki her bölgede bu hükümleri bilecek biri var. Çünkü hayvanlarla uğraşan kimse, bu hükümleri öğrenecek olursa kimden öğrenecek? E kimse yoksa, İstanbul'da bu bilgiyi bilen yoksa, e adam ne yapacak? her bölgede bu hükümleri bilen biri olması gerekir. Allah razı olsun hocam. Tabii şu anda biz bu programda sorulan sorulara başlık olarak veriyoruz. Detaya girmiyoruz. Çünkü detayı çok şu anda bir soruya bir dakika cevap veriyoruz. Halbuki bu sorunun açıklaması belki saat sürer, saatlerce sürer. Dolayısıyla bazı sorular cevabı evet veya hayır bitiyor mesela. Ama genelde detayı var. Mesela bu e, zekat meselesi 5 e, dakikada anlatmış olduğum mesela bir kitap. Evet. Zaten 3. programdır değiniyoruz sorulara. Daha çok soru vardı. Çok çok. Yani bir bölümde veya iki bölümde veya üç bölümde bir bölümü bitiremezsiniz. Ama hiç olmazsa hocam ana hatlarıyla değinmiş aynen, aynen oluyoruz. Aynen böyle. Hocam önceki yıllara ait ze e, zekat Çıkartmamış kişiler... daha sonra bu zekatı nasıl çıkartırlar? Neye göre hesaplar? Geçen yıla göre, geçen yıllara göre... O zaman ne gerekiyor ise? Şimdi normalde... normalde... Şafii mezhebine, mezhebine göre baktığımızda... E, zekatı nedir? Altın ya... Kaç gram? 10 gram... E, 50 sene önce 10 gram altın olsa, bugün 10 gram altın olsa aynı. Altın ya. altındır. Evet. Paras fiyatına bakmıyor. Altın altındır. Buğday, 20 çuval buğday olursa geçen sene, bu sene 20 çuval. Evet. Ha, fiyatı değişmiştir ayrı mesela ama buğday buğdaydır. İmam bu Hanife göre de aynı. Yani İmam bu Hanife göre buğday. Mesela diyelim ki fitre yarım sağ buğday. Yani iki tane Avuç, iki avuç için dolusu iki tanesi. E, Aynıdır. Boday, bodaydır. İki avuç için dolusu iki tanesi. E, değişmedi. Para, kıymet kıymeti değişti. ayrı mesela Ama asıl budur. <laughs> Şimdi, geçen sene ben fıtrayı vermedim. Diyelim ki iki kilo boday. E tamam iki kilo boday, getirip çıkartırım bugün. Yatına bakmaksızın moday Boday, bodaydır. E, ama bende para vardı. Diyelim ki 1 milyon TL vardı. Zekatı 25 bin. Geçen sene. Bu sene de 25 bindir. Ee, geçen sene 25 bin de çıkartacağım. Bu sene de 25 bin çıkartacağım. Ama geçen sene 25 bin e, diyelim ki 1000 e, bin dolar yapardı. Bu sefer bin dolar yapmaz. O ayrı mesele. O karıştırmıyoruz. Evet. O ayrı mesele. Değer düşmüş mü çıkmış mı fark etmez. Hocam. Fitre ee... zekatı mesela geçen sene Diyelim ki 80 liraydı. Bu sene 120 mesela. Geçen sene 80, bu sene 120, 200. Ama, ama e, ne olursa olsun gerekiyor yani. Ha geçen senin fiyatına göre, bu senin fiyatına göre fark etmez. Burada hocam fazlasını da verecekse de onda sadakaya niyet edip onda sevabından her mahrum zaman, kalmaz. Her zaman, her zaman fitreyi verirken, zekatımızı verirken fazlası varsa sadaka. Belki fazla vermişiz. Ve genelde biz elimizden geldikçe biraz fazla verelim. Ki boynuza bir şey kalmasın. Ki sevap kazanalım. Yani şu anda e, fıtır zekatı 120 TL diyoruz. Diyanet 130 demiş. Biz 120 desek de olabilir. 110 desek de olabilir. E, kimse demezsin. Niye Diyanet 130 demiş. Siz niye 120 diyorsunuz, 110 diyorsunuz. Olabilir. Olabilir. Yani Diyanet biraz fazla hesaplamış ki kişinin boyunda kalmasın. Biz de biraz daha az hesapladık çünkü bazı kişilerin maddi durumu iyi değildir. Belki 10 tane çocuğu var, fark eder. 10 lira 10 liradır. <laughs> Ve her zaman ister 120 mi veriyor, ister 130 veriyor. Hatta ben bazı kişilerine diyorum ki 150 ver, 200 ver. Ki bu fakir de faydalansın, sen de sevabın olur. Ve her zaman diyoruz ki öyle niyet et. Fazlası var ise sadaka. Ki boşa gitmesin. Yani siz 200 TL verdiniz. Bu fitre 130 diyelim. E 70 lira nerede? Gitti. ve boşa gitmesin. Sevabın olur. Dolayısıyla fitre olsun, mal zekatı olsun vesaire veren kimse verirken bu benim zekatımdır fazlası sadaka olsun diye niyet etsin. Hocam geçtiğimiz programlarda sormuştuk zekat işe şu kişilere verilir mi? Bu sefer de zekat kimlere verilmez ve özellikle de gayrimüslimler sorulmuş. Bu konuda bazıları farklı şeyler söylüyor. Şimdi kimlere verilmez, yani bu soru var ya. Çok geniş bir soru. Kimlere evet, verilmez? Bir kısmına zaten değinmiştiniz. Ya, kimlere verilir demek daha kolaydır çünkü e, alabilecek olan kişiler sekiz sınıf. Alamaz kişiler binlerce sınıf. Onları tek tek nasıl sayacağız? Fatih Burada ve, asıl hocam e, soruyu ama, öyle duran, revize edebiliriz ama gayrimüslim kısmının üzerinde gayri durulmuş. Gayrimüslim zekat verilmez. Muhakkak ki Et-Tevbe suresinde geçen zekat ayetinde geçen 8 sınıfa verilir ve bu 8 kişi muhakkak ki Müslüman olacaktır. Geçerlerde Türk olmayan bir ülkenin müftülüğü yayınlamış bu meseleyi. Gayri Müslümlara zekat verilir diye. Ve orada sunmuş bazı delilleri. Sunmuş olduğu bütün deliller doğru değildir. Sırf milleti kandırmak için. Müftülük maalesef. Bak, bir, bir ülkenin müftülüğü, Cedişleri Başkanlığı tarafından orada bir profesör veya bir doktor bunu o e, müftülüğün, Diyanet'in sayfasında paylaşmıştır. Türkiye değil başka bir ülke. İlginç. Yani orada sunmuş olduğu bütün deliller ya zayıf delillerdir ya uydurulmuş delil. Aslı yoktur. Nasıl buna dayanarak normal bir vatandaş olsaydı, normal bir hoca olsaydı, normal bir doktor olsaydı derdi ki ya bu ama müftülük yarışır başka Allah. Amaç ne bu? Fitne fesat yapmak mı? Niye şimdi zayıf bir hadis diyelim. Ya o sahih hadis varken niye zayıfın peşine koşalım? Zayıf, zayıftır ya. E sahih varken, yüzlerce sahih hadis varken uydurulmuş veya zayıf hadisin peşine neden koşuyorlar anlamış değiliz. Bu fitne fesat yapmak içindir. Çünkü orada diyecekler ki, ya bu hoca diyor ki, verilmez işte burada müftülükten verilir diyor. E ne, ne olur burada? Müftülük, ne dişini başkanlığı sen ne kadar büyük olursan ol. Bazı durumlarda halk arasında o profesör, diyanete bağlı bir profesör. Sen kimsin? Hoca, merhaba hoca. Bundan dolayı fitne fesadı oluyor. Sen diyorsun ki olmaz, o diyor ki olur. Neye dayanarak olur? Neye dayanarak? Uydurulmuş veya zayıf rivayetlere dayanarak. Yakışır mı bu? Ha, alimler diyorlar ki, alimler diyorlar ki, şayet kişi zayıf bir rivayeti rivayet edecekse der ki güçlü olan rivayet budur ve böyle zayıf bir rivayet var. Ama güçlüsünü söylemek zorundadır. Zayıf olan rivayeti söyleyecek olursa buna dikkat etmemiz gerekir. Birçok kişi dikkat etmiyor. Bu mesele aleyhine benim tanıdığım büyük bir zat analize yapmış. Bu adamın veya müftülükteki adamın kullanmış olduğu bütün delilleri tek tek incelemiş, analize etmiş ve tek tek bu böyledir, şu şöyledir, bu şöyledir, güzel bir reddiye hazırlamış ve ona sunmuştur. Öyle olur. Niye milleti kaldıracaksın? Çünkü büyük fitneye yol açabilir bu. Durup dururken niye sayfanda sen bunu yazıyorsun şimdi? Amaç ne? Amacın ne senin? Dediğiniz gibi hocam herhalde bir yerlere yalakalık yapmak Maalesef. demiştiniz ya daha önceki programlarda bu bir dindir. Kimden aldığınıza dikkat edin. Tabii. Tabilerden büyük zatlardan İmam Muhammed bin Serim bunu söylüyor. İmam Müslim sayhında rivayet ediyor. İnne hâzel الْعِلْمَ د۪ينَ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ د۪ينَكُمْ Bu ilim bir dindir. Öyleyse dininizi kimden alacağınıza dikkat ediniz. Yani ilginçtir. Durup dururken diyanet Sayfası'nda bunu paylaşmanın anlamı ne? Gerçekten ilginç. Bir de ön söz yazmak diye öyle bir zayıf görüş var. Bazı böyle değil, direkt. Gayri Müslümanlara zekat verilir. Başlık altında ve bunları sunmuştur. Amaç ne? Subhanallah diyelim. Hasbunallah diyelim. Hocam son bu zekatla ilgili bir soruyla bu programımızda sonuna geldik. Evlat edinilen veya bakımı üstlenilen çocuğa zekat verilir mi diye bir soru gelmiş. Şimdi ilk önce evlatlık bizim dinimize yeri yoktur. Ha çocuklar yardım etmeyiz anlamında değil. Sen bir çocuğu alırsın kimsesi olmayan ailesi vefat etmiş bir çocuğu alıyorsun geçtirirsin ama bu çocuk bu meyiz olunca ona söylemek zorundasın. Ben senin baban değilim bu da senin annen değildir. Çünkü mahremlik yok. Miras yok. Evlendirmek yok. Bundan dolayı dikkat etmemiz gerekir. Şimdi Hanefi mezhebine göre kişi çocuğuna dikkat veremez. Bu da onun çocuğu değildir. Verebilir yani. Şafilerde verebilir. İkisine verebilir. İster öz çocuğuna, ister kendince evlatlık almış olur cevap verebilir şafilerde. Ama tabii birçok kişi burada karıştırıyor. Fatih Bey bana soru soruyorsunuz. Bir kitaplık bir soru. Son diyorsunuz ki kapatmadan önce diyorsunuz. Şafi mezhebine göre şu an memleketimizde birçok şafi fakir olan bir çocuğu var. Öğrenci bir çocuğu var. Girip para veriyor zekat olarak. Diyor ki Abu Hanife'ye göre para çıkartıyor. Şafi'ye göre ona veriyor. Olmaz ki. Sen para çıkartıyorsan Hanefi'ye göre. Hanefilerde çocuğuna veremez ki. Burada karıştırmış oluyorlar. Ha altın çıkartıyorsa ergelik çağına girmiş fakir olan çocuğuna verebilir. Şafilerde. Altın çıkartıyorsa. Boya gümüş. Ama para çıkartıyorsa olmaz. Hanefilerde kişi çocuğuna veremez. Şafilerde verebilir ama bizde, bizdeki Karıştıran mesele nedir? Para çıkartıyorlar Şafiler. Oğluna yani verirken. E olmaz ki bu. Para çıkartıyorsan Abu Hanife'ye göre bakacaksın. Abu Hanife diyor ki çocuğuna veremezsin. O zaman illaki çocuğuna verecek olursan bu parayla git altın al ve onlara ver. O zaman Abu Hanife'ye göre kişi öz çocuğuna veremez. Üvey çocuğuna veyahut evlatlık edilmiş ol çocuğa verebilir. Üvey çocuğuna da verebilir. Çünkü ölçücü o değildir. O zaman hocam burada şunu da öğrenmiş oluyoruz. Mezhepler farklılıkları rahmettir taklit edebiliriz ama bunların da kendi içinde kuralları var öyle kafamıza göre. Tabii Olmayacak. rastgele değil mesela. Rastgele değil. Dikkat edilmesi gerekir. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Olur mu? Olmaz mı? Tamam. <laughs> Bu Abu Hanife'ye göre olur. Şafiler de olmaz. Ben Abu Hanife'ye göre alırım. Tamam al. Ama şartlar uyur mu? Örnek verelim. Şafi mezhebine göre namazları birleştirme var. Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı. Seferiyken. Seferiyken. İmam-ı Hanife'ye göre yok. Sadece Arafat'ta ve Müzdelife de var. Ama Abu Hanife'ye göre seferdeyken namazları kısaltarak kılmak vaciptir. Şartlar içerisinde tabii. Ha biri diyor ki şimdi Abu Hanife'ye göre seferlik 15 gündür. Şafi'ye göre giriş ve çıkış hariç 3 gündür. Ha. O zaman Abu Hanife'ye göre 15 gündür alayım. İmam Şafii'ye göre namazları birleştirmeyi alayım. Ve bir olmaz ki böyle. Bir olmaz. 15 gün alacaksan o zaman Abu Hanife'ye göre birleştirme var mı yok mu? Yok. Ya yok. O zaman alamazsın. Eğer Şafii'ye göre namazları birleştirirsen de 3 gün giriş çıkış. Üç. Ha, evet. O zaman kısaltacaksın. Yani burada şey e, fetvaları birbirine mezhebleri birbirine karıştıracak şekilde değil. Bu ona göre hareket ederse bu ona göre hareket edersin. Hocam ağzınızın sağlık Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Hayırlı sağlıklar diliyoruz.